Anayasa Mahkemesi yürüyen bir dava esnasında yapılan müracaatı değerlendiriyor. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını çok önemli bir reform olarak biz getirdik. AK Parti hükümetleri getirdi. Bundan da pişman değiliz. Doğru olanı yaptık. Ama dünyanın her yerinde de Anayasa Mahkemesi'ne bu yetki verildiğinde bizim de temel hukuk umdesi olarak benimsediğimiz husus şudur. Bütün yargı süreçleri tamamlandıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden önceki bir son aşama olarak bireysel başvuru hakkı kullanılabilir. Zaten anayasanın bu anlamda da şeyi açıktır. 148'e 3 madde hüküm de açıktır. Yargı süreçleri tamamlanmadan Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz. Şimdi böyle bir durumda Anayasa Mahkemesi'ne niçin başvurulmuş oluyor? Tutuklu yargılanmayla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabilir. Neden? Çünkü bir tutuklu yargılanma kararı var. Bu kararla ilgili başvuru olabilir. Ama işin esasına müteallik olarak dava devam ediyor. Davanın esası tutuklu olup olmaması değil. Davanın esası Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, devletine gizli belgeleri ifşa etmek suretiyle bir zarar verme konusunda bir başka dava sürüyor. Şimdi o dava sürerken bu davanın esasından koparılıp bir basın özgürlüğü davası olarak yansıtılması sürmekte olan bir davaya açık bir müdahaledir. Anayasa Mahkemesi'nin vereceği tek karar, burada verebileceği karar tutuklu yargılanmayla ilgilidir. Çünkü onunla ilgili daha önceki birincil mahkemenin verdiği bir karar var. Daha birincil mahkemede süreç tamamlanmadan Anayasa Mahkemesi verdiği bir kararla ondan sonra birincil mahkemenin kararını neredeyse yönlendirmesi, ona bir takım istikamet çizmesi, hatta belirlemesi Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini aşan bir tutumdur.